Bismillahirrahmanirrahim. Hareketsiz metinlere nasıl hareket veriyoruz? Nasıl iğraplanır? Bu adaya bir serimiz var esasen. Ee, Telegram grubumuzda istediğiniz bir konu varsa o konuya yönelik video çekebiliriz dedik. Ve de Muhammed Beşir adlı üyemiz hareketsiz metinlere özellikle bilmediğimiz kelimelere doğru bir şekilde nasıl okuyabiliyoruz diye bir soru sormuş bunun üzerine bir video çekelim dedik. Şimdi buradaki kelimeler belki bazı arkadaşlar için çok basit, kolay. Bazı arkadaşlar için zor da olabilir. Biz bunların okunuşlarını bilmediğimizi varsayarak yol alacağız. Mesela doğru okunuşu nedir? L b el et falu gurbel be ti. El-etfa'lu gurbel gabet La'ibe oynadı. Kim? El-etfa'lu çocuklar. Nerede? Gurbe yakınında demek. El-egabe orman. Ormanın yakınında çocuklar oynamışlar. Sen böyle hareketledin ama belki de yanlış hareketledin. Yani belki de burası la'ibe değil de örneğin burası la'abe olamaz mı? Veya lu'abe veya la'abe gibi yani bir sürü olanak var seçenekler çok fazla. Belki de şöyledir. Lubul etfali. Etfal diyorsun belki itfali. Bu da olabilir. Gurbe belki de karabe. Belki karabe. gabeti belki de başka ne olabilir? gabeti. Yani bir sürü olanak uydurabilirsin, icat etmen mümkün. Ama hangisi doğru? Neye göre şimdi biz burayı L, ei, be okuduk? Neye dayanarak okuduk? Birkaç tane yöntem var. Arapça klavye sistemimiz burası. Direkt tıklanabilecek şekilde yani link olarak konulmuş. PDF Telegram grubunda paylaşıldı. Oradan PDF indirerek direkt şuraya tıklayarak siteye açabilirsiniz. Arapça klavye, orada kelime yazıyoruz. İşte açtım orayı, şu an buraya yazabilirim aynısını. Hareketsiz bir şekilde yazalım. Çünkü harekeyi bilmiyoruz ki. Yazdım. Acaba doğru okunuş nasıl? Bunu şöyle kopyaladım. Ardından online çoklu sözlük demişiz. Bu sözlük harekeleri de veriyor. Şimdi sözlük sitemizi açtık. Kopyaladığımız kelimeyi yapıştırdık ve ara dedik. Bakalım nasıl bir harekeleme çıkıyor? gördüğünüz üzere şurada laibe yazıyor. Yani biz laibe derken demek ki bu şey dememişiz. Laibe nedir? Fiildir. Parantez arasında belirtiyor. Laibe, laibe ba ba harfi cerri ile kullanılır. Laibe ala ala harfi cerri ile laibe fi laibe yel abu. Yel abu gibi de yani yel bu Ne demek istiyor? Muzlarda aynı fil fethadır. La'iben ve la ben bunlar master. ve isim failin evveline getirilir biliyorsunuz. Fehüve la'ibun vel mef'ulu yani ismi mef'ul. Mel'ubun del mütaddi. Mütaddi içindir diyor. Laib oynadı kim? Çocuk mesela. Neyle oynadı? Şunla oynadı gibi. Oyun oynama işlemini gerçekleştirebilmesi için bir maddeye bir nesne ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ilgili fiil mütaddi'dir diyor. La'ibe şahsu amile amelen la yenfa ki bir devam ediyor. Şimdi sözlükte harekeyi bulduk. Laibe farklı bir şekilde harekelenemez mi? Harekelenebilir. Harekelenemez diye bir şey söz konusu değil. Biraz da neyle alakalı bu? Manayla alakalı. Mesela şuraya bakarsan laabe şeklinde fetalanmış. Mümkündür. Laabe tefil babına aktarılmış. Değil mi? Lu'abun isimdir diyor. Şiil değildir ama. Lu'ab, cem'u lu'betin. Lu'be kelimesinin cem'isidir diyor. Yani burada bir sürü kelimeler bulabiliriz. Benzerleri bulmamız mümkün. Ama en baştaki verilen kelime e, yazılışı doğrudur. La'ibe. Ne demek? Bunu böyle kopyalayıp Google'un çevirisine de geçebiliriz. Buraya kelimeyi yapıştırmayı başardığımızda oyun. Master'ına demiş, Oyun. Oynadı. Oyun gibi okudu bunların hareketlerini çok da algılayamıyor demek ki. Bunların her birinin eee site linki burada var. Google çeviri açtık en yani son. Böyle diyoruz ki bu serinin önceki videoları. Biz bu bağlamda daha önce bir sürü video da çektik. Yani 15 20 tane var belki. Bu şekilde buralara bakmak mümkün olduğu gibi yani burada nasıl okunuyormuş, nasıl yazılmış bakmak mümkün olduğu gibi ayrıca şuraya bakmak da mümkün. Sözü açarsın. Lam harfi, lam ayn ba şeklinde aramamız gerekir. Şöyle bakalım, lebe nerede var? Lebe burada var. Yani kelimenin hareketsiz olduğunu biliyoruz ya biz. Şimdi burayı açtığımızda burada hareket yok. Online olarak bakabileceğin gibi elinde bir Arapça sözlük varsa senin oraya gidip bu kelimenin doğru yazılışı nedir diye sözlükten bakmak da mümkün. İşte açtık. Laibe diyor gördüğünüz üzere. Laibe yanında A yazıyor. Bu muzarenin aynı elfilindeki harekeyi temsilen yazılır. Yani gel, a bu. muzarda aynı fetadır demek istiyor. Ayında feta olur. Yel -a bu. Yani, Mastarı parantez arasında verir zaten. Sallası akmak gibi. Laibe yel a bu yine var. Burada da herhangi bir şeyle oynamak bu mana da vardır kendisiyle. Oynamak. La'abe farklı bablara aktarılmış. La'abe, tela'abe, el'abe, tela'abe gibi farklı bablara aktarılmış hali de mevcut. Ama oradakinin fiil olduğunu düşündüğümüzden laabe bunu alıyoruz. Yani, Salla sakmak değil de oynadığı manasını alıyoruz buradan. Tabii şu da var. Şimdi doğru hareket verebilmek için az çok bir Arapça geçmişinizin de olması gerekiyor. Yani bunu klasik medrese eğitimi olarak değerlendirirse kişinin emsele bina maksut en az en az üçü nahib olarak da en azından bir avamil ve tüfetü seniye adlı kitaplar okuması gerekir. Doğru hareket verebilecek altyapının oluşması için. Bunları okuyan doğru hareket verir demiyorum. O altyapı onda oluşmuştur. Gerisi ders gördüğü yerde ne kadar inceleme, analiz dersleri yapıldığıyla alakalıdır. Yani bir öğrenci emsele bina maksut avamil tüfetü seniye komple bunları ezberlese bile doğru hareket veremeyebilir. Kitapları okumak önemli değil. Kitapları anlayabilmek ve onlar o elde ettiğin bilgiler üzerinden onları Kur'an-ı Kerim'de veya bir Arapça hikayede, tefsir kitabında bir yerde onları tatbik etmiş olmak çok önemli. Dolayısıyla bu kitaplar okuyacaksın. Okuturken belki bir yıl böyle tatbikat işte analiz dersleri, tahlil dersleri yapılması lazım. Öğrencilere bir yıl böyle bir ders verilirse onlar nerede hangi hareketi kullanacaklarını bilirler. Ama böyle bir ders görülmez. Sadece ezber yapılırsa ondan bir şey çıkmaz. Mecburen tahlil dersleri olması gerekir. La'ibe el falu, Mesela bu kelimenin falu şeklinde okunacağı nereden çıkıyor? Niye itfal demiyorsun? Veya i, di, fa şeklinde niye yapmıyorsun? Çünkü biz biliyoruz ki sarf terslerinden bu kelime nedir? Tıfıl kelimesinin çoğuludur. Şu yani. Diflun bir çocuk demek. Müfrettir. Etfal çocuklar demek. Onun cemi mükesleri. Kırık çoğuludur. Sarf derse, sarf ilmi sonuncu harf hariç olmak üzere. Onun dışındaki harflere vereceğin harekeyi sana verecek olan ilimdir. Mesela ilk harfi esteyi neye dayanarak veriyorum? Bu kelime fail diye mi? Başında harfi cer var diye mi? Muzaf diye mi? Hiçbiri değil zaten de. Bir ilgisi yok. Saf da alakalı. Sözlü açıp baktığımızda Araplar kelimeyi böyle kullandığı için ilk harfe sukunu veriyoruz. Pardon esreyi veriyoruz. İkinci harfe sukunu veriyoruz. Öyle kullanılmış. Sözlüklerde böyle yazıyor diye. Bu bilgi edinmek zor değil. Yani Arapça belki 2 yıl, 3 yıl kadar ders görmüş olmak gerekiyor. Cemil Mükesser'in de böyle geleceğine, şuraya kadar böyle geleceğini sarf ilmi söyler. Sonuncu harfe vereceğin harekeyi sarf ilmi söylemez. Onu nahiv söyler. Belki bu fiil ise sana fail lazım. Failler mefudur. Etfal cemi mükesser. Kırık çoğul. Cemi mükesserlerin irabı nedir? Müfet isimler gibidir. Dolayısıyla raf halinde zamme alması gerekir. Madem ki raf halinde zammeyi alacak. Niye temin alamıyor? Kelime eliflamlı diye. Peşine gelen kelime kurbe diye okuduk. Yani sözlüğü açıp baksak yine bunun kurbe şeklinde yazdığını görürsün. Kur iki harf sarf ilmiyle alakalı. Sonuncu harf verilecek hareket nahiv ilmi ile alakalıdır. Nahiv ilmi diyor ki kurb kelimesi mefulün fihtir. Yani zaman mekan. Burada mekan özellikle ifade ediyor. Dolayısıyla mefuldür. Mefuller de mensuptur. O yüzden nasb halinde yazılması gerekir. Gurbe kelimesi ayrıca muzaftır. O yüzden sol taraftaki kelime S ile bitmiş. Kelime mecbur yani. Bunun naif söylüyor. Ama onun dışındaki harfin hareketlerini yine sarf söyler değil mi? G-B Belki G-B işte G-B değil. G-B. Yani nereden biliyorsun? Bu kelimeyi daha önce yüzlerce kez gördük. Hiç görmeyen birisi için sözlü açıp bakması gerekir. E bakalım. Biz kelimeleri bilmediğimizi varsaydığımız için yazıyoruz. Çünkü bilmediğimiz, hayatımızda ilk kez karşılaştığımız kelimeler nasıl okunacağı sorulmuş idi. Bu bağlamda biz de bunu bilmediğimizi varsaydık. Geldik, yazdık, ara dedik. Ve bizlere nasıl bir kelime bulduğu. Öncelikle ki ilk kelimeyi hareketsiz olarak verdi. Ama şurada el gabetu şeklinde harekeli bir şekilde yazdığını görüyorsunuz değil mi? Şurada. El gabetu. Sonun harfin hareketi nahiv ile alakalı. El gabeti tu te olabilir. Ama gabe pues, yani standart safi mi öyle olacak diyor. Sözlüklerde öyle yazıyor. Dolayısıyla bilmediğimiz kelimelere ne yapıyoruz? Sözlüğü açarak bulabiliyoruz. Vesale visili vesale veya da veslu hepsi olabilir yani ben nereden bileyim? Şimdi bu kelimenin ne olduğunu bilmek şununla da alakalı. Yani şunu masal okuyabilirdik yani. bu bak. Lübu'l-etfali çocukların oynaması değil mi? Bu durum bu durumda mübteda olur bu. Muzaf muzafun iley. Lübu'l-etfali çocukların oynaması yani haber alacaksın. Nedir? Gurbel gabeti. Ormanın yakınıdır ormanın yanında oynamaktadırlar. Ormanın yakınında oynamaktadır. Manası çıkmıyor burada. Çıkamıyor yani. Lü'bül etfali kurbul gâbeti desen yani. Ormanın yakınıdır. Ormanın yakınıdır olur. Çocukların oynadığı mekan dese lü'bü mekan etfali çocukların e, lü'bül etfali çocukların oyun mekanı Değil mi? Evvene mekanu lu'bi olur bu tarafında bu durumda. Yazalım onu. Yani buranın müptüda haber olabilmesi için bu şekilde oynama yapman gerekir. Mekanu lu'bi letfali Çocukların oyun mekanı ne nerededir mesela? Kurbul <laughs> gabeti. Ormanın yakınıdır. Ormanın yakınındadır gibi yapmaya çalışılabilirdi. Belki ama burada mekan kelimesi yok. Zorlama bunlar. Bunlar zorlama durumları. Şu şekilde şuraya mastar diye okumanın manası yok yani. Lu'bu Lu diye okursan muzaf olur. Artı müpteda olur. Buranın haber olması gerekir ki mana uygun düşmez. Dolayısıyla mastar olarak okuyamayız. La'ibe değil de la'abe diye okusak. Belki tefil babındandır. Olamaz mı? Olabilir. Bu durumda mana ne olur? Labe oynadı iken, labe la oynatmak, sallamak. Yani oynattı. Tepi, e, ne oluyor? Oynattı. Kim oynattı? Neyi oynattı? Bak şimdi gel buraya. Labe la oynattı. Kim oynattı? falı çocuklar. Neyi oynattılar? Oynattıkları şey ne? Yani ormanın yakınını mı oynattılar? Mani uygun düşmez ki. Yani uygun düşmediği için o soruya verilecek cevap ortada olmadığı için neyi oynattılar, oynattıkları şey nedir sorusuna uygun bir cevap düşmediğinden burayı tef'il babına aktarmak yani la abedi okumak mümkün değildir. Vesale vardı, ulaştı. Ne? El kıtaru tren. Nereye vardı? İlel mehaddati. Mehadda Me istasyon demek, durak demek. Yani trenin gideceği, duracağı nokta istasyona vardı diyor tren. Vesale fiil el kıtarı faildir. Vesale. Belki vesale. Vesale olsa ne olur? Vesale olsa ne olur? Ne yapman lazım? sözlü açman lazım. Vesale. Vesale ne demek? Birleştirmek. Bir araya getirmek kurmak, tesis etmek, ihsan etmek, başka ulaşmak diyor İla ile beraber. Bu da önemli bir bilgidir. Fiiller, isimler bunlar kullanıldıkları harfi cerre göre mana alırlar. Vesale birleştirmek, bir araya getirmek deyip buna bakıp buradan çıksan ve gelsen desen ki buraya birleştirmek manası verdik. Birleştirdi tren neyi birleştirdi? İstasyonu birleştirdi. Ya tren nasıl birleştirsin? Mana çok saçma çıkar. Dolayısıyla vesairenin manalarını okumaya devam edeceksin. Ve bakacaksın ki şurada ila harfi ceri yazıyor. Bir yere varmak, ulaşmak acaba ila ile mi kullandı? Evet vesaire peşinde ne var? İla var bak. Bu çok önemli bir bilgidir. Bilmeyenler varsa mutlaka not almalı. Şiil vesaire sol tarafta ila harfi ceri var. Vesaire ila ne demek? Bir yere ulaşmak demek yani. Varmak demek. Vardı, ulaştı. Peki vesale yapsak, tefil babını aktarsak. Vesale ile ulaştırmak, ulaştı değil, ulaştırdı oluyor bu defa. Ulaştırdı. Vesale, tefil babını aktararak okuyorum şimdi. Belki öyledir diye varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Vesale, ulaştırdı. Kim ulaştırdı? El kitaru tren. Kimi, neyi ulaştırdı? Peşine insanları diye bir kelime olsa, değil mi insanları ulaştırdı. Daha sonra nereye ulaştırdı? Hilal mahadeti trene ulaştırdı desen tam olur. Ama burada insanlar diye bir kelime yok. Yani. Ennas. Vesale el kıtarı tren ulaştırdı. Ulaştı değil, ulaştırdı. Nereye ulaştırdı? El mahada istersen ulaştırdı. Kimi, neyi? Sorunun cevabı yok. Dolayısıyla vesale diye okumak uygun düşmeyecektir. Bundan ötürü vesale Buraları laibe olsun, vesale olsun meçhul olarak okusak mesela lu'ibe, fu'ile, kütibe, nusra gibi. Ne olurdu? Laibe oynadı, lu'ibe oynandı. Elet fari çocuklar oynandı. Nerede oynandı çocuklar? Oynadı değil oynandı. Orman yakınında oynandı. Mana uygun düşmüyor. Bu sile vesale vardı, bu varıldı. Kim varıldı? Tren varıldı. Yani tren istasyona varıldı desen saçma olur değil mi? Tren istasyona vardı diyeceksin. Varıldı dersen meşhur okursan buraları manayına uygun düşmeyecektir. Yani bir standart Arapça okumada varsayımlı okuma vardır. Burayı laibe okursun, laabu okursun, lu'bu okursun, lu'bu okursun, okursun. Farklı farklı denemeler yapabilirsin. Hatta buraya şöyle okuyabilirsin. La'ibe, la'abe. Tefil babından emri hazır ne gelir? La'ib. Değil mi? La'ibe oynadı. La'abe. Tefil babına aktardın. Sonra emri hazır ne gelir? Ferraha, yüfercihu, ferrih. La'ib. Emri hazır olarak denersin. Ee, bu durumda gizli zamir ente faildir. Et faile mefuldür dersin. Mana yine uygun. Düşmez. Burası da o şekilde. Vesil. Vesil şeklinde emri hazır yapsak yine uygun düşmeyecek mana. Mecburen ve sale yapıyoruz. Bu kelime hayatımda ilk defa gördüm ve sen me hadda ti diye okudun. Sonuncu harfin harekesi nahi ile alakalıdır. Yani sağında ilah harfi cerri olduğu için mahaddanın me mecbur olması gerektiğini bilirsin. O yüzden mecbur okursun. Yok bilmiyorum. Bir avamil okumak lazım yani bilmek için. Farklı kitaplarda da var tabi. İlahi kitaplarında da var yani. Avami diye bir şart yok. Hatice konusunu bilmek gerekir. Peki buranın Mehadda şeklinde okunması gerektiği doğru mu acaba? Kelimeyi hemen tekrardan yazarız. Şurada yazılmışı var sizler için. El-Mehadda. Bunu kopyalarız. Geliriz bu sitemize. Deriz ki ara. O da sağ olsun bizler için arar. Ve gördüğünüz üzere mehadda kelimesi burada karşımıza çıkmaktadır. Mehadda. Mehad kelimesi çıkıyor. Ha, mihadda yok mu? O da bir edattır diyor. Muhad o tamamıyla farklı zaten. Peki mana nedir? Mahadda istasyon demektir. Mana çıkıyor burada değil mi? Peki burayı nasıl okuyacağız? K, T, Bu yazdılar. Kimler? Vaffayr onlar yazdı. Elif, Elif, Farika. Kerminin olduğunu gösterir. Onlar yazdılar. Ne üzerine? Ala, alel, evraki. Evrak, verak kelimesinin cemi müşesseridir. Bu tür bilgileri bilmek yani zor değil. Biraz işte Arapça okumak, biraz zaman geçirmek gerekir. Bir arkadaşımız diyelim ki harika nasıl verilir bilmiyorsa kesinlikle bir takım şeyleri eksik okumuş, eksik anlatılmıştır. Dediğimiz üzere kitapları ezbere bilse bile yeterli değil. Üzerinde analizler yapılması gerekir. Bir hoca bulup analiz dersi yapması lazım. Belki 5 ay, belki bir yıl analiz yapılması gerekir. Bu bağlamda Murib denen işte bir kitabın, bir metnin baştan sona irabını izah eden kitaplardan yararlanmak da mümkündür. Örnek Avamil diye bir kitap var. Çoğunuz bilir yani. çoğunuz bilir onu. Avamil amiller demek. İmam bir gibi yazmış. Örnek diyelim 20 sayfalık bir kitap. O kitabı okuyorsun. Bir de o kitapta geçen kelimelerin irabını ifade eden bir kitap var. Tabi böyle havada yani teorik konuşma koşumuza gitmeden kitap başlayalım dedik. Avami diye meşhur kitabının ilk sayfası metni burası. İşte bir besmele var peşine. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu diye devam eden bir sayfa. Onun muğribi dediğimiz, onun irabını anlatan kitap dediğimiz de budur. Hemen elhamdüden başlar. Elhamdü başındaki eliflam nedir? Harf tarifin, tarif harfidir diyor. Ne? Şunu anlatıyor. Şuradaki el neyin nesidir? Şimdi hamdü kelimesini anlatacak. Nerede anlatıyor onu? Tabi el için burada arada mebniyun ale sukun. Sukun üzere mebnidir. Devam ediyor. Ha, hamd kelimesi şurada. Merfu'un lafzan. Lafzan merfudur. Yani hamdü. Niye hamdü? Dalda niye zamme var? Bunu anlatıyor. Biraz arkadaşlarım, Bir amili manevi diyor. Değil mi? Manevi amilden dolayı. Gizli amilden dolayı merfudur. Kendisi müptedadır. Peşine ne geliyor? Elhamdülillahi. Onu ele alıyor şimdi. Lillahi derken önce lam var. Harfu cer. Mevlin ale sukun. La mahallele. Kendisi bir mahal yoktur. Lafzayı celal. Yani Allahu. Nedir? Bil cer lafzan. Bil lami lam gerekçesiyle lafzan mecrurdur diyor. Vel car mal mecrur. zarf müstakar. Car mecrur beraberce zarf-ı müstakar olarak adlandırılır. Şeklinde ne yapıyor yazar? Burada metinde geçen her bir kelime üzerine değerlendirme yapıyor. Tüm e, sayfadaki kelimeler için 14 sayfalık bir pdf bu. Baskıya göre değişir. Bu elimizdeki pdf 14 sayfa. Yani bir sayfaya daha az kelime koyarsın, daha büyük yazarsın 20 de olur. 10 sayfa da olur küçük yazarsan. Farkındasınız. Her bir kelimeyi inceliyor. Dolayısıyla bu tür kitaplardan yararlanmak da bunu okuyabilecek seviyede olman lazım. Her bir kelime incelediği için işte Rabbi nedir? imma masta bir mana ev bir mana isim fail ve imma muhafef rab kelimesi gibi veya bir anlatımlar var. Bunlar da doğru analizler için okunması gereken fayda olan kitaplardan birisidir. Alele evrak dedi ki varak kelimesinin cemi mükesseri nereden biliyorsun? Bilmediğimi varsay. El evrak kelimesini yazalım. Nereden bileyim? Belki yanlış biliyorum. Ne yaparsın? Sözlüğe gelir yazarsın. el evrak yazdık kopyaladık sitemize geldik ve yapıştırdık dedi ki bize bunu bu biz ne olduğunu bilmiyoruz bu işlerde yeniyiz ne diyor evrak cem'u verak verakun değil mi verak kelimesinin cemisi nedir evrak kelimesidir diye zaten ifade ediyor evrak cem'u veraka bunda cimisidir ayrıca diyor o zaman bilgiyi oradan alabiliyoruz. tu Olabilir değil mi? Ben işittim. Ney? Savten bir ses. Nasıl bir ses? Gariben, tuhaf bir ses. Bu mümkün. Başka ne mümkün? Semi'at Semi'at İşitti. Kim işitti? Hiye, o kadın işitti. Ne işitti o kadın? Savten bir ses nasıl bir ses gariben tuhaf bir ses işitti. Mümkün olabilir. Birden fazla yazımın caiz olduğu yerler de vardır Arapçada. İlla tek şekilde okuyacaksın diye bir kural yok. Semi'ti, semi'te ikisi de olur. Ti diyor okursan bir kadına hitaben. Semi'ti sen Ayşe sen var ya sen, sen işittin. Ne işittin? Zaten bir ses. Nasıl bir ses? Gariben, tuhaf bir ses. Veya T diye okumak istemiyor canım. T. Sen var ya sen. Sen Ali. Eee ne oldu? Sen işittin. Savten gariben. Tuhaf bir ses. Garip bir ses işittin. E, bu da mümkün. Burada hepsi olabilir. Ya o zaman ne olacak? Hangisini okuyalım? Sana tahtaya sadece bunu yazarlarsa hepsi de caizdir dersin. Olur yani. Tabi buraya hiye koyarsan derler ki bu hiye nereye Raci? Hiye o kadın. Yani semiat, işit. Hangi kadın? Cümlede bir kadın yok ki. Önce şurada şöyle olsaydı. Yani hiyenin caiz olabilmesi için. Şuraya gelip mesela ne yazsak? Fatimetu. Fatimetu. Fatma var ya Fatma. E. Semiat. Semiat hiye. Şimdi olur tam olarak. Güzel oldu şimdi. Fatimetu. Fatma müptedadır bu arada. Semihat işitti. Kim işitti? Hiye Fatma işitti. Yani zamiri bir yere bağladık. Zamir havada kalmadı. Fatıma müpteda. Geri kalan yer komple fiil cümlesi olarak ne olur? Haber olur bu arada. Semihat fiil hiye fail sarten meful artı mevsuf garipti onun sıfatı olur. Buradaki te mühendislik alameti olarak t değil yani. Dolayısıyla bu mühendestir. Bu müzdekar sıfat mevsif olmaz diye düşünmeyin. T kelime nasıldandır? bu şekilde e, okumamız mümkün. Eğer buraya semiat yapmak istersen evrende bir kelime olmalı demek istedim. Yoksa semi'tu, semi'te, semi'ti hepsi de caizdir. Niye sabiten okuduk? Meful olduğu için. Niye gariben okuduk? Sıfattır. Tabi olduğu kelime mensuptur. O yüzden sıfatı da mensup yaptık. Şimdi buradan birkaç kelime atlayalım. Mesela şuraya gelelim. Raca'a döndü. Kim? El cündiyyani. Cündiyun. Cündiyyani. Minel ma'riketi. Raca'a döndü. Kim döndü? El cündiyyani. Cündiyyani deneyiniz. Sen belki de yanlış hareket edin. Belki de yanlış mana vereceksin. Bilemeyiz. Bilmek için ne yapalım? Buraya gelelim. Yazalım. El Cündiyani. Buraya onu koyuyoruz tekrardan. Ve bize ne veriyor? Genelde cennede Cunut. Tam olarak bu kelimeyi vermedi galiba. Henüz göremedik. Cündün cündiyun. Cündiyun. Burada varmış. Cundiyyun. Müfet olarak. Tabi biz onu müfetinden bahsetmiyoruz. E, yazıda müfetti geçmiyor. El cundiyyi. Cundiyyu. Artık herkesi değişir. Cundiyyun var yani. Evet. E, tesniyesi geçmez. O bir kelime tesniye. Tesniyesi cemi, cemisi yazar gene de. Müfredi şudur, cemisi budur şeklinde ama tesniyesine tek de denk gelemeyiz. Peki buraya yazalım. Burada ne çıkar? iki asker diye çıktı. Manasında bulduk. Raca'a döndü. Kim döndü? El cündi yani iki tane asker. Sen şimdi bunu cündi yani diye hareket edin ama sözlükte cündi yani diye bulamadın ki. Cündi yun cündi yani. Tesniye yani isim çekimi, fiil çekimi bilmek gerekiyor. Cündi yun müfredini bulduk ama. Doğru mu şurada? Nerede geçiyor mesela? Müfredini bir kere daha göstermeye çalışalım. Şurada müfredi var. Cündiyun. Sen yani bu kelimenin e, çekimini bilmen lazım. Tesniye yapmak istediğinde. cündiyani, Değil mi? Cündiyane diyor. Vahidül cündi lil askeri. El ceyş. Manasında veriyor burada. Çekim yapmayı bilmen lazım. Nasriyun, nasriyani. Ketebe, keteba gibi. Çekim, isim, fiil, çekim bilmemiz gerekiyor. Tesniyedir, merfudur, raf alameti, eliftir. İlgili kelime, faim. Nunsa kelimenin muzaf olmadığına kanıt. Minel ma'riketi. El ma'rike de yine sözlüğe gidip yazsak. El ma'rike kelimesi. Hareketsiz bir şekilde gelip şuraya yazsak. Kopyalayıp şuraya gelip yapıştırsak. Doğru harekesini verir. Oradan gelip buraya yapıştırsak o da manasını verir. Demek ki bu şekilde bir ilerleme söz konusu. Diğerleri için de her biri yapılabilir. Leysel beledü. Beledü. Baiden. Nahi bilmezsen beledü değil de mesela belede dersin belki. Diyebilirsin. Nahi bilmezsek. Nahi bilmek önemlidir. Dehale yedhulu el-müslimu el-mescide nazifen. El ilmu nurun. Kul söyle lehum onlara inne şüphesiz ki ke sen kezzebte sen yalan söyledin aleyhim onlara. Huz ehadeden emri hazırdır. Huz al tut el kitabe kitabı. Ya Ahmedu Ahmedun değil. Niye? İşte hepsi nahi ile alakalı. Ya Yusuf'u e Yusuf e ne oldu Üsküt, Sus Ehterimu Ben hürmet ederim Hürmet gösteririm Elli de o kimseye ki Yahterimu Hürmet ediyor hü, O kişi Nefsehu Kendisine Kendisine saygısı olana bize saygı gösteririz Mevsud Sarahsi Birinci cilt Eee İmam Serasi'nin yazmış olduğu mevsut adlı kitap dilimize çevrilmiştir. 30 cilt, 31 cilt kadar. Cevat Akşit, Profesör Doktor Cevat Akşit koordinesinde çevrilmiş önemli bir kitap. Bildiğiniz üzere Hanefi fıkıh literatüründe kitapları birkaç şekilde kategorize etmek mümkündür. Mesela zahir Rivaye kitapları var, nadir Rivaye kitapları var. Ee, burada zahir Rivaye dediğimiz el-as de adıyla mevsud Camuslar, Sar, Camu Kebir, Siyeru Sar, Siyer Kebir. e Ziyadat adlı altı kitap. zahir Rivay olarak bilinir. Onların e, toplayıp bir özetini yapmış, mükerrerde çıkartmış alim var, Mervezi. kitabına da El-Kafi. İmam Serahsi de çıkmış, kafi ne yapmış? E, şer etmiş. İşte mevsut o kitaptır. Karahanlar döneminde yazılmış. Yani yaklaşık bin yıl önce yazılmış bir kitap görmekteyiz. Kale dedi İza erade er racülü İza erade Dileyince er ada Adam neyi dileyince neyi tasarlayınca Erade dilemek tasarlamak Edduhule girmeyi Nereye girmeyi? fi salati namaza yani Namaza başlamayı Murat ettiği zaman kişi ne yapar? Kebbera Tekbir alır ve rafa Kaldırır. Kim kaldırıyor? He o kişi. Kim tekbir alıyor? Hüve o kişi. Peki rafa'ı o kişi kaldırır da neyi kaldırır? Yedeyhi ellerini kaldırır. Yedani, yedeyni, yedeyhi bunlar fark etmelisiniz. Hidâe üzneyhi. Üzünün, üzünani, üzüneyni, üzneyhi. Bunu da fark etmelisiniz değil mi? Yedeyhi, tesniye. Bu da tesniye. Tesniyeler muzaf olunca numara düşer. Düşmüş yani. İki kulak hizasına kaldırırlar. Ve zanne, zan etti kim? Ba'du ashabina. Arkadaşlarımdan bazı arkadaşlarımızdan bazıları şöyle zannetmiştir diyor. Peşine rahimehumullah. Allah onlara rahmet etsin. Rahimeye burada ne manası verdi? Dua manası. Yani biz verdik o manada yazdığı için tabi. Veren bizi şu anda ayrı da de. O şekilde yazılmış. Ennehu o. O ayet diyelim. Lem yedkur. Bahsetmedi ve o ayet en niyete niyetten tasarladığın zaman namaza girmeyi tasarladığında, karar verdiğinde ne yapıyor? Hani diyelim ki kıbleye yöneldin, başladın, başlayacaksın. Bak niyet geçmiyor ki. Ne geçiyor? Tekrar ellerini kaldır geçiyor. Dolayısıyla bazı arkadaşlarım şöyle zannetti diyor ayette. Lem yedkur en niyete. Ayet e, niyetten bahsetmedi diye zannettiler ama ve ise halbuki öyle değildir kema ve leyse kema Oysa ki onların zannettiği gibi değildir. Niye? Feyn de şüphesiz ki erade tedhuli fi salati namaza girmeyi irade etmek, kastetmek hiye zaten o kastın bizzat kendisi nedir? En niyet niyettir. Yani namaza girmeyi tasarladığı zaman diyor ya şurada. Zaten niyet o. Niyet ya Rabbi niyet eyledim öğle namazının farzını kılmaya döndüm kıbbe, kıblem kabe gibi şeyler. Bu benzeri cümle kurmak değildir yani. Onu anlatıyor değil mi? Hiye en niyetu. Niyet zaten budur. Ve niyetu niyet. La de muhakkak gerekir minha niyet için. Li kavlihi arihe salatu ve selamu. Niyet şüphesiz ki gereklidir. Nereden çıkarttın onu? Li kavlihi aleyhi salatu ve selamu. Salat ve selam onun üzerine olsun. Peygamber Efendimizin şu kavlinden dolayı niyetin zorunlu olduğu zaten ortadadır. İnna Allah'a niye iyi dedin? Kavl maddesinden sonra enne diye başlamaz. Zaten hadiste inne diye başlar. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah la yanzuru bakmaz. Hüve Allah ila rikum. Suratun süverun. Cemil keser bu. Sizin suretlerinize bakmaz. Ve daha neye bakmaz? La ila a'malikum amellerinize de bakmaz. Velakin fakat yanzuruhu ve Allah bakar. ila kulubikum kalplerinize bakar. Ve kâle aleyhi es-salatu ve selamu el a'malu bin niyyat. Yani innemel a'malu bin niyyat. Ve niyetu ma'rifetun bil kalbi. Niyet demek kalbin bilmesinden ibarettir. Diye devam ediyor şimdi. Hepsini okumayalım. Ee, bunu böyle hızlı okuduğunuz zaman ilerledi. Çoğu arkadaş uzun video e, izlemez. Bize artık yavaş yavaş bırakalım. Şimdi bunu böyle hareket edik. Neye göre hareket edik? Benzeri şeylere dayalı olarak hareket edik. Değil mi? Ve ıza erade. Erade. işte Rade erade. İfhal babından mazidir. Erracül fail olduğu için merfudur. Edduhul. Dekhali edhulü. Duhulun. Mastari mimi. Duhule. Mefur olduğu için fetha aldı fi harficer, mecruru, es-salati, kebbera, tefil babından mazidir. rafa'a, yarfa'u, rafa'a, yarfa'u, silas-ı üçüncü babdan. fa'ili, hüve, yedani, yedeğini, yedeği, mefur olduğu için mensup, nasip, alameti, yağdır, ayrıca muzafhi, muzaf, muzaf leh gibi. Şu an yaptığımı çok daha geniş hali, sayfalarca ve aylarca yapmalısınız veya ders gördüğünüz yerde yapmalıydılar o zaman hangi kelime hangi erke vereceğimizi daha iyi bilir idik. El itkan fi Kur'an İmam Suyuti'nin meşhur kitabı. Kur'an ansiklopedisi diye mi çevrilmişti? Bunun bir çevirisi var. Dur bakayım. Evet. El itkan fi Kur'an Kur'an ilimleri ansiklopedisi diye çevrilmiş. İmam Suyuti'nin meşhur kitaplarından birisidir. İmam Suyuti bildiğiniz üzere birçok kitap yazmıştır. Kendisi de yakinen takip ettiğimiz, pek çok kitabını okuduğumuz önemli bir alim. Neredeyse her sahada kitabı vardır. Ennev'ul aşiru 10. nevi Fîmâ nezilemne Kur'an alâ lisanı ba'lı sahâbe Hüvo nedir? Fil hakikati Hakikat diye bir kelime bizim dilimizde de kullanılıyor. Dolayısıyla burayı Peki yi ki ti gibi saçmalamaya gerek yok. Dilimizde var olan bir kelime. Hakikat. Bizim dilimizdeki kelimelerin çoğu zaten Arapçadan, Farsçadan gelmiştir. Farsçadan gelen mesela var. İşte abdest diyorsun. Ab su demek. Dest el demek. Farsça bunlar. Abdest Türkçe ise ne? El suyu demek. Yani su önce elini aldığın için el suyu denilmiş abdest. Abdest Farsçadır. Na'un min esbabin nuzuli vel aslu fihi muvafakatu umara gayrimusarif muzaf muzaf mı ama gayrimusarif lakas şüphesiz ki efradaha bit tasnifi cemaatun gibi okumaya devam edilebilir biz şimdilik burada yetinelim inşallah faydalı olur